Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kıyafet giyici videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır istenen ve benim de fırsat bulup çekemedim ama bundan sonra aşağı yukarı her haftada bir gelecek olan kıyafet giyici videolarımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. En ufak kafanıza bir şey tıkladığınızda bile aşağıya bıraksanız sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzda 100 beğenin geçerse çok ama çok güzel olur. Discord'umuza, kremimize, PlayStation 4'te oynayıp topluluğumuza da katılırsanız çok ama çok güzel olur arkadaşlar. 4. kremimizin hayranlar umarı devam ediyor. Buna katılabilirsiniz. Bunun linkini aynı şekilde açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve de yorumlarda sabitlenmiş olarak da bulabilirsiniz. Aynı şekilde Discord'umuza da. PlayStation 4'te para kasmak için zorlanıyorsanız aynı şekilde benden Games'e dış malzeme üzerinden para paket satın alabilirsiniz. Aldıktan sonra tek yapmanız gereken kısım kullanıcı adınızı bana iletmeniz ve ilettikten sonra sıranızın size ne zaman geldiğini söylüyorum. Aşağı yukarı arkadaşlar 48 saat içerisinde 2-3 gün içerisinde sıranız size gelir, buluşuruz, yapıyoruz, işlem kolay, tüm merak ettikleriniz açıklama kısımlarında yazıyor. Arkadaşlar bugün bu kıyafeti yapacağız. Bu kıyafeti yapmamız için bize gerekli olan bir tane giriç var arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane değil, 2-3 tane giriçli bir kıyafetimiz. Yapımı aslında gayet kolay. Öncelikle yapmanız gereken kısım arkadaşlar kırmızı pantolon, yani şu altında duran kırmızı pantolonun giricini yapmanız lazım. Yani bu jogger giricini bir arkadaşlar. İngilizce olarak yani bilek. Benim şu an bileklerim var ama tabii ki de ben bu ayakkabıyı giydiğim için bileklerim var arkadaşlar. Normal şartlarda bu pantolon giricini yaptığınız zaman bilekleriniz kesinlikle gözükmez. Bunun için arkadaşlar hangi görevi, daha doğrusu bunu nereden satın alabilirim diyeceksiniz. Arkadaşlar bunu satın alabilmeniz için bundan aşağı yukarı 1 sene veya da 1,5 sene önceden ben bunun videosunu çekmiştim. Hemen şu sağ üstten kartlar çıkar arkadaşlar, ona basın. Oradan bu kıyafetin yapım aşaması videosu var. Oraya giderken arkadaşlar yapabilirsiniz. Hem o videoda hem siyahı anlatıyorum hem de kırmızıyı anlatıyorum arkadaşlar. Tamamen kolay, 2 kişi yapılabilir ve 2 kişi de kıyafeti alabilir arkadaşlar. Bu joggers'ı aldıktan sonra bunu kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra arkadaşlar hemen gidiyoruz buradan koşa koşa herhangi bir kıyafetçiye gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. İstediğiniz canınızın istediği kıyafetçiye gidiyorsunuz. Gittikten sonra öncelikle bir ayakkabıyı seçiyorsunuz arkadaşlar. Ayakkabımızın hangi model, hangi numara olduğunu şu an ekranda görmeniz lazım. Çünkü buraları koyacağım arkadaşlar. Bu ayakkabıyı alıyorsunuz. Aldıktan sonra okey diyorsunuz. Satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bizim üstümüzdeki, yani üstümdeki hoodie deniliyor galiba, bunun İngilizcesi yanlış diye biliyor olabilirim arkadaşlar. Bu üstümdeki sweatshirt mi diyeyim, hoodie mi diyeyim, işte bu kazak gibi bir şey arkadaşlar alabilmemiz için de direkt kasinoya gidiyoruz. Kasinoda da arkadaşlar hemen oradan mağaza bölümü var ya, mağazadan kıyafet bölümüne geliyoruz. Ve oradan da şu an göstermiş olduğum yerden bu kazak kıyafetimizi alıyoruz arkadaşlar. Bunu da aldık mı? Aldık. Bunu da okey gelin arkadaşlar. Okey dedik mi? Okey dedik. Ondan sonra direkt tam karşısına geçin. Şu an benim tam onun karşısına geçtiğiniz zaman orada maskeci var arkadaşlar. O maskeciden, şu an benim takmış olduğum maskeden ne yazık ki kasinoda yok. Ben bu maskeyi normal şartlarda kasinonun o kısmından almıştım. Ama orası her hafta değiştiğinden dolayı arkadaşlar şu an yok. İsterseniz ya oradan bir maske alırsınız ya da bundan var mıdır şu an bilmiyorum. Belki bu hafta güncellenmiştir. Bu maskeden varsa direkt bir maskeden de satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maskeniz yoksa kendiniz istediğiniz maskeden takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Onu da o maskeyi de aldıktan sonra tekrardan kıyafetçiye gidiyoruz. Ve arkadaşlar üstümdeki şu görmüş olduğunuz çelik yeleği üstümüze giyiyoruz. Bunu da giydikten sonra aşağı yukarı hafiften bir giriçgenmiş gibi bir şey oluyor. Yani üstümüzden böyle çelik yeleğin üstünden kıyafetimiz falan gözüküyor. Yani hoş görüntü oluyor. Bunu da yaptık mı? Oradan direkt aksesuar kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Ve aksesuar kısmından beyaz eldivenimizi alıyoruz. Bunların hepsini yaptıktan sonra kaydediyoruz. Ve şimdikisi arkadaşlar maske, gözlük ve şapka, kask girici nasıl yapılır? Sıra bunda. Yani ikinci giricimiz bunda. Birinci giricimiz pantolon, ikinci giricimiz de bu söylediğim gibi kafa kısmımız. Bunları da yapabilmemiz için hemen arkadaşlar şuradaki kısma doğru gidiyoruz. Nerede orası? Hemen şuradaki arkadaşlar Luna Park'ımızın olduğu kısma gidiyoruz. Yani sahil kısmına. Burada iki tane teleskop var arkadaşlar. Birincisi bu göstermiş olduğum yerde. İkincisi de şurada şu koridorda, bildiğiniz şuradan şuraya kadar dürbün var. İstediğiniz dürbüne gidebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken kısım çok basit. Öncelikle giriştirmek istediğiniz maskeyi direkt o interaction'dan açıp sayeden aksesuarlar gibi arkadaşlar istediğiniz maskeyi giyiyorsunuz. Giydikten sonra koşa koşa
Dürbüne doğru koşa koşa giderken aynı zamanda da sağ yön tuşuna basıyorsunuz. Yani işlem çok basit. Koşarak dürbüne gideceksiniz ve koşarak dürbüne giderken de sağ yön tuşuna basacaksınız. Oyununuz bug'a girecek arkadaşlar ve dürbün açılmayacak. Dürbün açılmadıktan sonra tekrar interaction menüyü açın. Style'a ilgili olan aksesuara gelin. Buradan arkadaşlar hangi şapkayı kafanıza takmak istiyorsanız, hangi kaskı kafanıza takmak istiyorsanız, yani hangi maskeye hangi kaskı girece sokmak istiyorsanız oradan istediğinizi yapabilirsiniz. Benim bu maskeyi, diyelim ki sizde var ya, bu maskemin adı arkadaşlar Ace of Spades. Bu maskenizi giydiniz. Zaten şu an yüzünüzde maske olmaması lazım. Eğer ki doğru bir şekilde kendinizi girece soktuysanız. Bunun için arkadaşlar direkt hemen şapkanızı giyin. Bu şapkayı da söylediğim gibi tekrardan kıyafetçiden aksesuarlar kısmından alabilirsiniz. Veyahut da hiç oraya gitmeyin arkadaşlar, aksesuarlar kısmında bulunmaz o. Direkt zaten sahildesiniz. Direkt sahilin kenarına gidin. Oradan maskeciden gidin bu şapka kısmından arkadaşlar. Bu göstermiş olduğum şapka eğer hoşunuza gittiyse bence bu kıyafette gayet uyumlu oldu. Direkt buradaki şapkayı alın arkadaşlar. Adı Red Fedora'ymış. Bunu direkt alın. Aldıktan sonra arkadaşlar gözlük. İstediğiniz gözlüğü takabilirsiniz ama ben uyumlu olsun diye turuncu renkte alıyorum. Hafiften de kırmızıya kaçıyor zaten. Bu şekilde tuhaf bir şekil oldu. Bunu da aldıktan sonra tekrar teleskopunuzu yapın arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra hemen oradaki maskeciye tekrardan gidin. Kıyafetinizi kaydedin. Kaydettikten sonra bu şekilde kıyafete sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Güzel anlatabilmişimdir umarım. Aklınızda ufak bir şey takıldıysa aşağı yorum kısmına sorabilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olurum. Bundan sonra hangi kıyafet giyeceğini istiyorsanız söyleyin. Bu biraz basit oldu tabii ki de biliyorum. Başlangıç kıyafeti gibi düşünün. Daha zor kıyafetleri de yapabiliriz. Yani benim şu göstermiş olduğum şu kıyafetler gibi. Ne bileyim efendime söyleyeyim ya da bu kıyafet gibi. Bunları da zamanla öğretebilirim arkadaşlar. Tabii ki de talep gelirse isterseniz bunları da öğretebilirim. Sadece şu an basitten başladık. Söylediğim gibi eğer ki isterseniz devamı da gelecektir arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.